Hakikaten zaten oradaydı. Şu anda da stüdyoda. Hoş geldiniz Aynur Hanım. Hoş geldiniz Aynur Hanım siz de. Siz de bir maden işçisinin eşisiniz. Şu anda açlık grevinde. Önce Aynur Hanım'dan durumun şöyle bir sürecini dinlemeye çalışalım, dinleyelim. Nasıl başladı, neden böyle bir karar aldılar? Mümkün olduğunca özetlemeye çalıştık ama derin bilgi sizde var. Evet, şöyle aslında süreç 2016 yılında başladı. Ben de bir madenci kızıyım bu arada. Dolayısıyla hem o dönem Ankara milletvekili olarak hem de maden emekçilerinin bana ulaşması sonrasında olaya doğal olarak duyarlılık göstererek Eskişehir'in Miyalıçık ilçesindeki bu maden ocağını ziyaret etmiştim. Ankara milletvekiliyim ama Eskişehir'deki maden ocağıyla niye bu kadar yoğun ilgileniyordunuz o dönemde diye sorabilirsiniz. Ağırlıklı olarak Aynur Hanım'ın eşinin de olduğu gibi Beypazarlı maden emekçilerinin olduğu bir işletme ama Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok deneyimli maden işçileri var orada. Ve bu madenciler o dönem ben kendilerini ziyaret ettiğimde bana yaşadıkları mağduriyeti anlattılar. Hatta bir tanesi sırf maaşları ödenmediği için yani süreci özetleyecek olursak aslında burası o dönemde Naksan Holding'e aitti. Ve Naksan Holding bu maden işletmesinin açılışını Bakan Taner Yıldız da yapmıştı. Altın suyuna batırılmış kalemlerle imzalar atılmıştı. Dönemin Enerji Bakanı. Beş yıldızlı otelde açılışlar yapılmış. Ve o dönem firma yere göğe sığdırılmıyordu. Ankara'nın şimdiki devlet başkanı Melih Gökçek de kömürü buradan alıp hatta Ankaralılara dağıtıyordu. Ve dediğim gibi o dönem bu firma çok değerli bir firmaydı. Fakat 15 Temmuz'da anlaşıldı ki firma FETÖ'cüymüş. Yani hep AKP'lilerin bu yücelttikleri firmaların daha sonrasında FETÖ ile olan bağının ortaya çıkması da bir ayrı mevzu. Ama neyse o dönemde tabii FETÖ'cü olduğu ortaya çıkınca doğal olarak el koyuldu ve TMSF el koyduktan sonra maden emekçilerine bir süre ücretleri ödenmedi. Ben de o zaman onları ziyaret ettiğimde önce bir maden işçisi yanıma geldi. Dedi ki ben gerçekten intiharın eşiğindeyim. Dedim ne diyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Vallahi dedi ben dedi çocuğumu parka götüremiyorum. Çünkü parka giderken dondurmacının önden geçiyoruz. Ben ona bir top dondurma bile alamıyorum. Şu saçlarınızı mikrofonun üstünden çeker misiniz? Tabii. O cızırtı yapıyor. Bir top dondurma dahi alamıyorum. Bundan dolayı da çok büyük bir utanç duyuyorum. Çocuğumu parka bile götüremez hale geldim. Bir başka maden işçisi geldi. Ben dedi bu yaştan sonra iç güveysi oldum. Çünkü kiramızı ödeyemediğimiz için, maaşlarım ödenmediği için ben eşimin anne babasının evine yerleşmek zorunda kaldım. Bir diğeri geldi dedi ki ben beyin kanaması geçirdim stresten, üzüntüden. Bir başkası geldi ben artık dedi yaşamımı sonlandıracağım. Çünkü tekrar bayram yaklaşıyor. Bu bayramı da çocuklarıma harçlık dahi ödeyemeden geçirmek istemiyorum. Öyle olunca dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ı aradım. Ona durumu anlattım. Bir bakalım dedi. Dönemin Çalışma Bakanı Jülde Sarıeroğlu'yla bağlantı kurdum. Ona bir dosya sundum. Maden emekçilerinin talebini ilettim. Gene o dönemde maden emekçilerinin Vakıfbank'a borçları nedeniyle icralık duruma düştüğünü bana iletmişlerdi. Bunu öğrendikten sonra Vakıflar Bankası'nın yönetim kurulu başkanı o dönemin eski Ankara milletvekiliydi. Onunla temas kurdum ve bu icra işleminin durdurulması ricasında bulundum. Burada da bir duyarlılık gösterildiğini söylemem lazım. Ancak gene maaşlar ödenmemeye devam etti. Neyse bayram gelmeden önce biz de hatta maden emekçileriyle demiştik ki eğer bu bayramda da ödenmezse maaşlar o takdirde kendimizi madene kilitleyelim. Ben de onlarla birlikte hatta kendimi madene kilitleyecektim. Fakat tam son gün, hani hiç unutmuyorum bayram cuma günüydü, perşembe günü öğleden sonra maaşlar yatırıldı ve o dönemde buna gerek kalmadı. Fakat sonra ne oldu? 2022'nin Aralık ayında firma Yıldızlar SSS Holding'e satıldı ve madencilerin mağduriyeti o zaman da devam etti. Hatice hatırlayacaksınız Soma katliamı sonrasında bir yasal düzenleme yapılmıştı. Yer altında çalışan maden emekçilerinin iki
asgari ücret, en az iki asgari ücret alması gerekliliği konusu gündeme gelmişti. Fakat yer altında çalışmalarına rağmen maden emekçilerine yer üstünde çalışıyormuş gibi bir maaş belirlendiği tespit edildi. 250 madencinin derhal işine son verildi. Tazminatlar ödenilmedi ve gene maden emekçilerinin hakları gasp edilmeye devam edince, birazdan Aynur Hanım daha iyi anlatacaktır bunu, madenciler 6 gün önce kendilerini madene kilitlediler ve önce oturma eylemine başlamışlardı aslında. Oturma eylemi yeteri kadar ilgililerin bu sürece farkındalık göstermemesi nedeniyle açlık grevine dönüştü. Hatta biraz önce 5 dedik, bana verilen bilgiye göre 8 maden emekçisi hastanelik oldu. Sonrasında tekrar dönüp eyleme devam etmek istediler. Buraya gelmeden önce bu programın etkisiyle midir bilmiyoruz ama bir başka gelişme yaşandı ve sendika başkanı maden emekçilerini ziyaret edip patronla konuştuğunu ve bu konuda gerekli adımların atılacağını ama onların eylemlerinin yer altında değil yer üstünde sürmesi konusunda onların evet bu konuda bir şey değiştirmesi istenildi, tavır değiştirmesi istenildi ve maden emekçileri de bu konuda hani böyle bir olumlu gelişme olacaksa amacın zaten bağcı dövmek değil, üzün yemek olması gerekçesiyle yer üstünde eylemlerine devam edeceklerini söylediler. Dolayısıyla şimdilik süreç bu hale evrilmiş durumda ama tabii yani 2016'dan bu yana sürekli bir hak mağduriyeti yaşanıyor, sürekli ücret ödemelerinde sıkıntılar oluyor, hep bir gelecek kaygısı var, bir belirsizlik var. Mesela burada çalışmış olan ve o dönemde işten çıkartılan TMSF'deyken başka işe girmek isteyen, iş arayan maden emekçileri bir FETÖ'cü firmada çalışmış olmanın getirdiği o kara etiket nedeniyle de istihdamda zorlandılar. Oysa ki onlar o şirkete girerken FETÖ ile falan hiçbir bağlantıları olmadığı gibi hiçbir şeyden haberleri de yoktu. Ama gerçekten bu sürecin hep altta ezileni, işte yukarıda filler tepişirken ezileni ne yazık ki gene işçiler oldu. Bizler de dedik ki hayır, işçiler yalnız değildir. Biz onların yanındayız. İnsanlarımızı böyle karınca gibi üzerlerine basarak ezemezsiniz. Karıncaların da dostu var. Bizler varız, bizler buradayız dedik. O günden bu yana da o dayanışmamız devam ediyor. Ama sorunlar ne yazık ki evet yani süreçle birlikte yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Ve tabii bundan bütün aileler etkileniyor, çocuklar etkileniyor, eşler etkileniyor, maden emekçileri etkileniyor. O yüzden dün de hatta bir eylem yapıldı. Firmanın önüne gidildi. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak Ankara İl Kadın Kolu Başkanımız Ayfer Ayaz ve tüm ekibi gene o eylemde katkı sundular. Ve madenci eşleri orada ne hissettiklerini anlattılar. Kendini en iyi ifade eden arkadaşlarımızdan birisi de Aynur'du. O yüzden biz de bugün bu yayında sevgili Aynur'un da hislerini bir kez daha izleyicilerimizle paylaşmasını istedik. Halkımızla paylaşmasını istedik aslında. Çok teşekkürler Aynur Özdemir. Tabii sağ olsunlar, ayaklarınıza sağlık buraya kadar geldiniz. Tabii oradaki en yakın çalışan Aylin Hanım da oradaydı. Ama siz tabii eşinizle sürekli olarak bağlantı ve eşinizin orada bulunan arkadaşlarıyla bağlantılı olan kişi olarak. Mesela kaç aydan beri maaşlarınız ödenmiyor? 6 günden beri süren bir açlık grevi var. Neler söylüyorlar, neler anlatıyorlar size? Şimdi 2022 Aralık ayında TMSF tarafından Yıldızlar SSS Holding'e devredildiğinde 250 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Bunun sonrasında maaşlarımızın düzenli bir gün ödeme günü olmadı. Bir düzensizlik vardı yani. Yani biz aldığımız ya yani maaşımızın 7. ayın 7. gününde alıyorduk. Bütün ödemelerimiz buna göre ayarlıydı. Fakat ödemeler aksamaya başladı. Ayın 20'si ile 30'u arasında verilmeye başlandı. 2 ay bir aksaklık yaşandı. Parça parça verildi. Tabii bilirsiniz yani bir evin geçimi gelen gelire bağlıdır. Bir gelir gelmeyince ortada bir düzensizlik oluşur. Evde bir düzensizlik oluştu yani geçim konusunda. Bunun sonrasında geçen ayın
sigortası, yeraltı sigortası yerüstü olarak yatırıldı. Evet. Biz zaten bununla beraber haber aldık. Maaşımız asgari ücret yatırıldı. Hani bunun sebebini anlayamadım ben açıkçası. Çünkü benim eşim deneyimli bir eleman ki bu 165 kişinin ücretsiz izne çıkarılması söz konusu. Bunlar da aynı şekilde deneyimli ve kalifiye eleman. Hani biz pandemi döneminde dahi ücretsiz izne gönderilmedik. Hani çalıştık orada. Ben bunun sebebini çok merak ettim. Kendimce çok düşündüm ama anlam veremedim hiçbir şekilde. Yani bunun sonrasında nasıl diyeyim size? Kaç çocuğunuz var aynı? İki çocuğum var. İki çocuğunuz var. Kaç seneden beri evlisiniz ve ilk defa böylesine bir olay yaşıyorsunuz? Ben 15 senedir evliyim. Kızım 14 yaşında, oğlum 9 yaşında. Eşim 14 yıldır orada çalışıyor. Kızımla yaşıt yani. Yani siz evlendikten bir sene sonra oraya başladı. Evlendikten bir sene sonra buraya başladı. İlk 5 senesini maden işçisi olarak çalıştı. Sonraki 9 senesini ise yeraltı elektrikçisi olarak çalıştı. Benim eşim zaten mesleği bu, elektrikçi. Yani bunun sonrasında biz bunun nedenini sorduğumuzda firma... dan gelen yani sendika aracılığıyla gelen bilgilere göre firma yetkilileri yeraltı ruhsatının olmadığını, bu maden sahasının kendilerine devredilmediğini, santralin sadece devredildiğini, hani bu zamana kadar çözülür umuduyla beklediklerini, bundan sonra bu işçinin yükünü çekemeyeceklerini, bunların bütçesini aştığını söylediler. Yani haliyle bir bakıma hak verdim ben şirket yetkililerine. Çünkü yeraltı sahası yoksa işçiyi neden çalıştırsın? Ama şu açıdan da düşünecek olursak, sen bu işletmeyi almışsın Doruk Madencilik adı altında. Yani biz TMSF tarafından tüm haklarımızla birlikte buraya devredildik. Yani ortada bir çelişki var, biz anlamıyoruz şu anda. Bunun mağduru Doruk... siz mi olacaksınız sonuçta, orada bir değişiklik olmuş ama. Yani biz Doruk ama... Madencilik çalışanı mıyız yoksa KİAŞ çalışanı mıyız ya da nerede çalışıyoruz biz şu an bilmiyorum açıkçası. Dün bir basın açıklaması yapıldı. Sözcü olarak ben konuştum, orada duygu ve düşüncelerimizi dile getirdik. Yaşanan sorunları dile getirdik. Şirket yetkilileriyle görüştük. Şirket yetkilileri aynı şekilde ruhsatın verilmediğini, devlet yetkilileri tarafından verildiği takdirde bu sorunların zaten giderileceğini savundular. Temmuz ayının yani geçen ayın sigortasını düzeltemeyeceklerini, yasal sürecin geçtiğini ama kalan maaşı yatıracaklarını, Ağustos ayını da aynı şekilde yeraltı maaşı ve sigortası yatıracaklarını söylediler. Bunun haricinde... Şirket yetkilileriyle siz doğrudan konuşmuyorsunuz. Sendikacılar doğrudan aracılığıyla konuşuyorum. Doğrudan toplantı yaptık. Evet. 165 kişinin kat'i surette yönetim kurulu kararıyla ücretsiz izne çıkarılacağını söyledi. Yani ben şu soruyu yönelttim, 165 kişi adına yönelttim soruyu. Neden dedim hani kalifiye elemanlar çıkarılıyor? Çünkü bu 165 kişinin içerisinde 14, 16 sene, 12 sene, 10 sene, 9 sene emeğini çalışanlar vermiş çalışanlarımız var yani. Kendileri için deneyimin pek önemli olmadığını söylediler. Önemli olan aklın, zekanın önemli olduğunu söylediler ki bu durumda ben şu soruyu yönelttim. Şirketinizin nasıl işlediğini bilmiyorum. Benim hiçbir deneyimim yok. Ben sizin şirketinize başvursam beni işe alır mısınız şeklinde bir soru yönelttim kendilerine. Alırız şeklinde bir söylemde bulundular. Ama yani Türkiye'nin hiçbir yanında ben bir başvuru dilekçesi verdiğimde en önce tecrübe arıyorlar. Yani deneyim arıyorlar ki maden sektörünü bilirsiniz. Yer altında sorumluluk gerektiren bir meslek. En ufak bir hataları canlarına mal olabilir ya da en ufak bir nasıl diyeyim... anlıyorsunuz, deneyimsizlik. Çok ağır bedeller ödetebilir. Evet, çok ağır bedeller ödetebilir yani. Orada bir ihmal olsun, iş yerinin bir ihmali olsun. Kesinlikle deneyimli kişilerle çalışılması gerekiyor. Yani ben buna açıkçası anlam veremedim. Yani bir anlaşmaya varamadık açıkçası. Sendika haklarımız var bizim. 2016 yılında sendikamız TMSF ile anlaşma yaptığında toplu iş sözleşmesi anlaşması yaptı. Bunda verilen bize bazı haklar var. Şu an içerisindeki maddeleri tam olarak hakim değilim ama orada birikmiş bir haklar var. TMSF tarafına bir dava açıldı diye biliyorum. Yanlış biliyorsam özür dilerim.
Dava açıldı. Yüksek Hakem Heyeti'nden gelen karara göre davayı kazandık. Buna rağmen TMSF tarafından sendikal haklarımız ödenmedi. Bildiğiniz üzere zaten TMSF'ye icra davası açılamıyor. Firma yetkilileri bu sendikal hakları kendilerine ait olmadığını, bu sorunu TMSF ile çözmemiz gerektiğini söylediler. Sendika haklarımızı ise 6 taksitte vereceklerini söylediler. Yani ben peki bunun güvencesini veriyor musunuz, nasıl garanti altına alabiliriz kendimizi dediğimizde yazılı bir kağıt vereceğiz size gibi bir söylemleri oldu. Bu kararlar açıkçası beni tatmin etmediği için, hiçbir para da eşimin canından daha değerli olmadığı için benim eşimi yer altından çıkarmalarını, hiçbir şey istemediğimi söyleyip, çünkü kendimi daha fazla aşağılatmak istemedim yani. Çünkü orada biz hakkımızı arıyoruz, sadaka istemiyoruz, yardım da istemiyoruz. Bir an için kendime öyle hissettim ve hissettirildim. Bu nedenle ben müsaade isteyerek saygısızlık yapmadan odadan çıktım. Yani bunun sonrasında herhangi bir gelişme olmadı zaten. Bugün itibariyle buraya gelirken, Ankara'ya gelirken eşim telefon etti. Günlerdir ilk defa konuşuyorum eşimle. İşte anlaşma sağladıklarını, tazminatları 3 taksitte vereceklerini ama sendika haklarımızı almak için yer üstünde eylemimize devam edeceklerini söylediler. Yani bizim mağduriyetlerimiz açıkçası bunlar. Bizim gibi eminim 600-700 aile vardır yani. Çünkü öncesinde zaten TMSF döneminde 2016 yılında 600-700 işçi vardı orada. Yani çoğu işçi emekli oldu. Hala tazminatlarını almış değiller. Yani sonrasında ücretsiz izne çıkarmaları oldu. Aileler gerçekten çok zor durumda kaldılar. Hı hı. Yani biz illa hani birilerinin kapısına gidip yardım istemesi bir insanın çok onur verici bir davranış değil yani. Eminim o insanlar da istemez bunu ama elde olmayan imkanlardan dolayı, çaresizlikten dolayı insanların bu duruma düşürülmeleri gerçekten çok üzücü. Kendi adıma da konuşuyorum. Yani biz o dönemde mesela 2016 yılında 4 ay maaş alamadığımız dönemde gerçekten çok zor günler geçirdik. Yani ben yüksekokul mezunuyum ama ben bunu önemsemeyip gerçekten temizlik işlerine gittim. Hani ben elimden geldiğince yani eve katkıda bulundum. Katkıda bulundum, dikiş diktim. Eşim ayrıyeten eşya taşımaya gitti. Çok yorgun oluyordu. Aynı zamanda iş yerinin sıkıntısı, evdeki bir düzenin olmaması, düzenli bir gelirin olmaması gerçekten o dönem bizi çok yıprattı. Sonrasında hani maaşlarımızı düzenli olarak ayın 7'sinde aldık. Ama ne olduysa 2022 Aralık ayında oldu. Ondan sonra bir düzensizlik hakim. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Açıkçası biz o şirkette geleceğimizi de göremiyoruz. Hani çalışır mı eşim, çalışmaz mı onu da bilmiyorum. Açıkçası ben çalışması taraftarı değilim. Çünkü şu anda bizim düzenli bir gelire ihtiyacımız var. Benim iki tane çocuğum var. Birisi fen lisesini kazandı, diğeri ilkokulda. Yani onların geleceği için ikimiz de fedakarlık yapmak zorundayız. Eşimin bir yerde çalışması gerekiyor düzenli olarak. Ama bu şirket size artık güven vermiyor, onu söylüyorsun. Artık bu şirket bize güven vermiyor. Şunu sorayım, sürekli olarak yani sendikanın bir şekilde onlarla görüşüyor olması gerekirken herhalde daha çok sizler görüştünüz. Sendika daha mı dışarıda kaldı bu süreç içerisinde? Hayır, sendika aslında firmayla sürekli iletişim halindeydi, sürekli görüşme halindeydi. Biz bu bilgileri sendikadan aldık. Biz ilk defa dün görüştük. Anladım. Yetkililerle. Hı-hı. Fakat öyle kişi başına 450 bin lira kadar bir alacaktan bahsediliyor. Yani yaklaşık ortalama kişi başı toplu sözleşmelerden doğan hak ve kıdem tazminatı hakkı galiba. Evet, bireysel emeklilikten doğan haklar da var. Ortalama 450 bin lira alacağı var deniyor. Yani çoğu insanın umudu bu parada. Çünkü bu para bir nebze olsun önlerini görmelerine yardımcı olacak. Kimi iş yeri kurmak istiyor, kimi kendisine yeni bir hayat kurmak istiyor. Zaten Türkiye şartlarında bu parayla hani düzgün bir ev ya da düzgün bir araba almak mümkün değil. Yani insanlar bir yerden hayata tutunmaya çalışıyorlar. Tek umudumuz bu açıkçası. Diğer çalışanların da aynı şekilde. Tek umutları bu.
En son konuştuğumuzdan beri işte yer altından çıkıp yer üstünde devam edecekler açlık grevine dediniz açlık değil mi? Açlık grevi değil yani normal bir eylem şeklinde devam edecekler. Açlık grevini bırakacaklar. Bırakacaklar evet. Bu az önce telefonla konuşarak bunu öğrendiniz değil mi? Evet eşinizden? Bir de bu programın katkısı. İnşallah keşke. Ama yani tabii ki öncelikle verilen sözlerin tutulması gerekiyor Zeynel Bey. Tabii. Çünkü şimdi Aynur Hanım söyledi diyorlar ki ruhsatımız olmadığı için biz bu ödemeleri yapamadık. İyi de çalışanın ruhsatın olup olmamasıyla ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu var mı? Mümkün yani değil. Onlar maden emekçisi. Bunlar ödememek için öne sürülen gerekçeler. Yani firmanın elbette ruhsatını almasını isteriz eğer gerekliliklerini yerine getiriyorsa ama hani bunun mağduriyetini yani ruhsatın olmamasının daha doğrusu yükünü işçiye, çalışana, emekçiye yüklemekten daha saçma bir şey olamaz. Peki, niye onlara bedel ödetiyorlar? Peki bu Yıldızlar Holding'e bağlı bu Doruk Madencilik bu konuda hiçbir açıklama yapmadı şu ana kadar ya da biz görmedik. Dün yaptılar aslında. Dün sizin açıklamanız sonrasında evet onlar da yaptılar. Sizle de görüştükten sonra evet, yapılan bir açıklama mı? Evet, bizle görüştükten sonra yapıldı. Ayrıca şunu eklemek istiyorum. Ekim sonuna kadar tekrar yeraltı maaşı ve sigortası yatırılacak. Bu ruhsat işi çözülmediği takdirde hani burayı kapatacağını söylemiş firma yetkilileri. Bu şekilde bir konuşmaları olmuş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Benim kulağıma gelen duyumlar bu şekilde yani. Şimdi ödenecek ücret 3 taksitle ödenecek diye evet. En son size verilen bilgi bu şekilde. Oradaki maden işçilerine yine işte emeklilik, kıdem tazminat hakkı, bireysel emeklilik, işte toplu sözleşmelerden doğan hak toplam 450 bin lira. Peki bu 3 taksit derken 150 bin ner olarak yok, ödenecek bir şekilde? Yok o şekilde değil. Şekilde, sendika yoksa... haklarını vermiyor. Misal benim eşim 14 yıldır orada çalışıyor. Bizim son maaşımız... Neyse o 14 yılla çarpılarak bulunuyor sanırım. Tazminat bu şekilde hesaplanıyor. Kıdem tazminatları sadece bunu ödeyecek 3 taksitte. Sendika haklarımızı TMSF ile iletişim kurmamızı bu sorunu onların çözeceğini söylediler zaten. Yani ortalama bir işçinin kıdem tazminatı 200 bin liraysa hani bunu 3 taksitle ödeyeceklerini söylediler. Anladım. Ama tasarruf mevduat sigorta fonu da tamam biz öderiz demiyor. Mesela o dönemde evet. 2016 yılında da el konulduğunda şirkete ben tasarruf mevduat sigorta fonunun yöneticisiyle görüşmüştüm. Ben ne yapayım bana da böyle devredildi falan havasındaydı. Sonra zaten o yönetici de değişti ama yani burada bizzat sorumluluğunu o işçilerin TMSF üzerinde bordrolu olduğu döneme dair sorumluluğu alması ve onun gerekliliklerini yerine getirmesi lazım. Bundan kaçıyorlar onu görüyoruz. Buradan bir kez daha onları da göreve davet edelim. Çünkü yani devlet güvencesi olmayacaksa emekçinin, işçinin o zaman sosyal devlet, anayasamızda var olan sosyal devlet nerede diye sorma hakkına sahip tabii ki arkadaşlarımız da. Ve işte Aynur Hanım iki evladıyla birlikte böyle bir mağduriyet yaşıyor. Her ailede farklı şekilde mağduriyetler var. Bu süre içerisinde nasıl geçindiniz? Nasıl? Çünkü size ücret ödenmedi. Yakınlarınız mı destek oldu? Çocukların eksikleri nasıl giderdiniz? Kimseden yardım isteyen bir insan değilim. Çok zor günler geçirdim. Yani aç kaldığım günler oldu, çok aşırı derece zor günler geçirdiğim oldu. Yani ne bir kaymakamlık, ne bir belediye ya da ne bir muhtarlık, ne bir yardım kuruluşu hiçbirinden yardım talep etmedim. Kendi emeklerimle bir yerlere gelmek istedim. Arkadaşlarımızın, ailemizin destekleriyle gerek eşimin ailesi olsun, gerek benim ailem olsun onların destekleriyle bu süreçleri atlattık. Yani gerçekten zor günler geçirdik diyebilirim yani. Yoksa zaten böylesine bir eyleme başvurmazdı. Böylesine sıkıntılı günler yaşamasaydınız değil mi? Açlık grevi yapmak demek ölüme neredeyse davetiye çıkarmak demek. Yani onun kararını aldılar. Bizim hesabımıza asgari ücret yattı. Ben asgari ücrete hiç dokunmadım çünkü hiçbir ödememe yetmiyor. Kartlarım şu anda dolu.
ne yapacağımı bilmiyorum. Hani dün bu soruyu da yönelttim Sayın Sebahattin Yıldız'a. Hani biz bilmiyoruz bu parayla ne yapacağımızı. Hani gelin bize öğretin. Biz öğrenmek istiyoruz şeklinde söylemim de oldu. Gerçekten yani hesabımı da gösterebilirim. Hiçbir şekilde oradaki paraya dokunmadım. Yarın bir gün bankalardan da uyarı gelir yani. Faturaları da ödemedim. Hiçbir şey yapmadım açıkçası o parayla. Sadece işte gıda ihtiyacını karşılamaya çalıştım. Evin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştım. Onun haricinde hiçbir şey yapmadım. Sizin gibi kaç aile var dediniz? Nasıl? Kaç aile var sizin gibi bu durumda olan? Bizim gibi 190 aile var ama son itibariyle 165 işçi şu anda ücretsiz izne çıkarılmış durumda. Hani nasıl bir yöntem izlerler, nasıl bir yol izlerler bilmiyorum. Dediğim gibi açıkçası ben eşimin burada çalışmasından yana değilim. Ama Beypazarlı olan, yıllardır orada yaşamış olan insanlar var. Onlar için düzen değiştirmek tabii ki zor olacak. Hani onlar için zorlu bir süreç olacak açıkçası. Çünkü biliyorsunuz ki gelir sağlamak için insanın çalışmaya ihtiyacı var. Düzenli bir gelire ihtiyacı var. Nasıl bir yol izlerler bilmiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum açıkçası. Çok teşekkürler. Çünkü yer altından sesimizi duyan var mı diye çığlık atan, isyan eden işçiler vardı. Aylin Hanım, biz teşekkür ediyoruz özellikle size. Bizi de bir şekilde, daha doğrusu hani kitlelere bu konunun duyurulması için büyük çaba göstermeniz çok takdire şayan. Size de çok teşekkür ediyorum. Aylin Hanım bulmuşken şu zoraki evlilikler ya da İşte genç yaşta evlendirilen kadınlar, kızlarla ilgili bir soru sormak istedim. 3-4 dakikamız kaldı çünkü. Sizin bir tweetiniz vardı. Hani Mahyunur Hanım'a hitaben yolladığınız bir tweet. Onu da göstersin arkadaşlar. Orada bu konuda yapılan açıklamaya itiraz ediyorsunuz. Ve o açıklamanın doğru olmadığını söylüyorsunuz. Onu gündeme getirirsek Aylin Hanım'dan alalım. Ekranda olacak. Evet. Şuraya da verirsen ben de göreyim. Evet. Şimdi diyorsunuz ki, şöyle bir bakayım. 2005 yılında diyor ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş, erken yaşta evliliklerin en fazla yaşandığı 2005 yılında 51.944 kız çocuğu. Evlenmişken bu sayı 2022 yılı itibariyle 11.250'ye geriledi. Yani %78 oranında düştü demiş. Siz ne diyorsunuz? Şimdi birincisi... 2-3 dakikamız var. Evet, kendisi bunu bir başarı gibi sunuyor ama 2005 yılında da iktidarda olan parti AKP'ydi. Dolayısıyla 2005 yılındaki bu yüksek sayının da sorumlusu AKP. Ve bugün sanki 11.250 çocuğumuzun... Yani 11.250 yaşamın cehenneme itilmiş olmasını olumlu bir şeymiş gibi sunuyor. Oysa ki bir çocuk sayısı bile çok fazladır. Çünkü erken yaşta ve zorla evlilik demek çocuğa yönelik şiddettir. Ve o çocuk o şiddet sarmalından çıkamaz, eğitimini göremez, kendi ayakları üzerinde duramaz ve hayat boyu o cehennemin içerisine hapsolur. Ama AKP zaten tecavüzcüleri aklama yasasıyla da buna meşruiyet getirmeye çalışmıştı hatırlarsanız. Evet. Yani tecavüze uğrayan çocuğun istismar eden kişiyle evlendirilmesi sonrasında istismar eden kişinin affedilmesi ve o ikisinin evlendirilmesiyle sorunun çözüleceğini düşünen bir anlayışa sahipti. Bu resmen çocukları bir eşya gibi görmekten farklı bir şey değil. Onun için buradan Maynur Göktaş'a iki sorumuz var. Birincisi, siz bu 11.250 çocuk diyorsunuz ama bu da çok yüksek bir sayı. Bu çocuklarla ilgili ne yaptınız? Bu çocuklar şu anda nerede? Bu çocukların bir kısmı erken yaşta anne oluyorlar. Düşünün, daha kendi çocukluğunu yaşayamadan bir başka çocuğa can veren hale geliyorlar. Onlarla ilgili olarak ne yapıyorsunuz? Nasıl bir tedbir alıyorsunuz? Bu çocukların kendi ayaklarının üzerinde duracağı bir geleceğe sahip olması adına nasıl bir devlet koruması oluşturuyorsunuz ki daha geçtiğimiz günlerde devlet koruması altında olan iki çocuğumuz yaşamını kaybetti biliyorsunuz. Dolayısıyla koruma
altındaki çocukların bile Türkiye'de güvenliği yok. Ama erken yaşta zorla evlilikleri sanki meşruymuş, doğalmış gibi kabul ettiren AKP anlayışında reddediyoruz. Birinci konumuz bu. İkinci konu gene çocuklarımızla ilgili olarak bu çocukların eğitim hayatının içerisinde olması gerekiyor. Ama erken yaşta zorla evlendirilen çocuklar eğitim hayatının dışına atılıyor. Zaten bu 4 artı 4 artı 4 ucube sistemine geçtikten sonra çocukların okullaştırma oranında hızla azalma oldu. Bakın daha öncesinde 8 yıl kesintisiz eğitim varken okullaştırma oranı %99'lara ulaşmıştı. Bugün ilkokulda bu oran %93, ortaokulda %89, lisede %88 ve bu ağırlıklı olarak kız çocuklar için geçerli. Yani hem cinsiyet farklılığı var hem bölgesel farklılıklar var. Doğu, Güneydoğu Anadolu'da okullaştırma oranı daha düşük, kız çocuklarında okullaştırma oranı daha düşük. Doğu ve Orta Karadeniz'de kız çocuklarının okullaştırma oranı daha düşük. Dolayısıyla bu çocukların bir an önce eğitim hayatına kazandırılması lazım. Biz diyoruz ki, hani iktidara geldiğimizde biz 1 artı 5 artı 3 artı 3 sistemini uygulayacağız. Çocuklarımızın mutlaka eğitime erişimini sağlayacağız. Birleştirilmiş sınıflar uygulamasını sonlandıracağız. Tam gün eğitim görmelerini sağlayacağız. Yani sabahçı öğlenci ayrımını ortadan kaldıracağız. Tüm köy okullarını yeniden açacağız. Öğrenci sayısı yetersizse ve okul açamıyorsak o takdirde YİBO'ları, yatılı okulları açacağız. Ama özetle eğitim bir haktır, layık, çağdaş eğitime erişim bir anayasal haktır. Tüm çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmasını teminat altına alacağız. Aynı zamanda şunu da vurgulamak isterim. Yoksulluk arttığı takdirde çocuklarımız açısından hayat daha da zorlaşıyor. Çünkü yoksul ailelere baktığınızda çocuklarını ya erken yaşta evlendirdiklerini ya da çocuk işçiliğine yöneldiklerini görüyorsunuz. Biz yaklaşık 3 hafta kadar önce Hatay'daydık ve orada depremzedeleri ziyaret ettik. Gördük ki bazı aileler çocuklarını erken yaşta evlendirmiş çünkü bakamayacak durumda. Tabii, zaten çadırda hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar ve gene yoksulluğun suça itilen çocuk sayısını arttırdığını, madde bağımlılığında artışa sebep olduğunu, okul devamsızlığını arttırdığını, okul terk oranını arttırdığını, uyuşturucu kullanımını arttırdığını görüyoruz. Kısacası erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele etmek bakanlığın sorumluluğundadır. TÜİK verdiği rakamlarda doğruyu söylememektedir. 16 yaş ve altını açıklamaktadır. Oysa ki biliriz ki literatürde de 18 yaştır, 18 yaş ve altıdır. Çocuğa yönelik şiddeti son buldurmak için bakanlık üzerine düşen denetim görevini yapmalıdır. Yani bakanın açıklaması aslında denetim görevini yapmadığının da açık itirafıdır. Çok teşekkürler Aylin Nazlıaka. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık Aynur Özdemir. Siz de umarım bir an evvel normal hayata döner oradaki bütün çalışanlar. Onlara da çok çok dayanışma duygularımızı iletiyoruz burada. Değerli